Merhabalar sevgili izleyenler, saatlerimiz 17'yi gösteriyor bir cuma gününde. Daha sanal direktörü de Raşit Altun'la birlikte karşınızdayız. Hafta boyunca sizlerin oylarına sunduk ve sizlerden gelen oylarla düzenlediğimiz 11'ler yine sizlerle karşınızda, huzurlarınızda birazdan olacak. Ve yine sizin tercih ettiğiniz dizilişler de sanal direktörde birazdan huzurlarınızda olacak. Her zamanki gibi konuğum Raşit Altun'a bir kez daha hoş geldiniz diyeyim Raşit Altun. Hoş bulduk. Birazdan mücadeleleri birer birer konuşacağız, değerlendireceğiz sevgili izleyenler. Ama her zamanki gibi önce haftanın genel görünüm ve puan durumu ekranlara gelsin. Süper Lig'de bugün iki maç var. Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek saat 20'de. Aynı saatte Öznur Kablo Yeni Malatya Spor Göztepe'yi konuk edecek. Yine Medipol Başakşehir İttifak Holding Konya Spor'du. Ertelendi maalesef. Bolcu, burada Ahmet tabii Çalı. Tekrar Ahmet Çalı'yı rahmetli alalım. Türk Bağış'ta ailesinin, Konya Spor'unun ve Türk Futbolu'nun başı sağ olsun. Hakikaten çok çok üzücü bir olay. Çok çok üzüldük. Tekrar mekanı cennet olsun. Hatta Ahmet diğer Çalı maçları kardeşimi. Zaten konuşacağız. Konuşmadan evet. Önce istersen bu bölüm birkaç dakika da olsa bu hazin olaya yani, ayıralım. Raşit Altun son derece pırıl pırıl Türk Futbolu için gelecek vadeden kariyerini tam toparlamışken Amir takım seviyesinde. Çok çok üzücü tabii yani. Sarsıldık, şok olduk yani. Bütün ülke yeni yeni olarak kendimize tabii. Geliyoruz hatta. Çok çok üzücü. Ya tabii çok genç olunca insan daha fazla üzülüyor. Tabii. Böyle olaylarda bir de hani neticede biz de bu ailenin içindeyiz yani. Futbolcular, işte taraftarlar, gazeteciler, televizyoncular. Hakikaten çok büyük bir kayıp. Çok da efendi biriydi. Türk sporu için ben kişisel olarak tanımıyordum ama her konu hep iyi. Ya tabii ki ölümün arkasında herkes iyi konuşur ama Ahmet Çalık hakikaten çok ekstra çok temiz, iyi kalpli bir, iyi de bir sporcu kardeşimizdi. Tekrar ailesinin tabii en çok üzülen ve Konya Spor'un ve Türk futbolunun başı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Hayat. Ben de bir öyle. Kez daha ailesini sevenlerin Ahmet Çalık'ın ve başta Konya Spor camiası olmak üzere spor camiasına başsağlığı dileyim. Kendi adıma da tıpkı Raşit Altun gibi sevgili izleyenler, çok sevdiğimiz bir oyuncu kardeşimiz de Ahmet Çalık. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Ahmet Çalık için bir kez daha söyleyelim ve puan durumu diyelim. Puan durumu da ekranlara gelsin. Süper Lig'de 21. hafta başlıyor. Tabii, 20. hafta itibariyle oluşan puan durumu da ekranlara geliyor. Ya, Trabzonspor Sivas gibi zorlu bir deplasmana gidiyor ama Konya Başakşehir oynayacaktı. Neticede iki takımdan ikisi de ya da biri puan kaybedecekti. Evet. Tabii zor bir deplasmana gidiyor Trabzonspor. Şu anda gerçekçi olalım yani ligin favorisi ama Sivas zor bir deplasman. Bu da bir gerçek. Sivas Spor gitti deplasmanda geçen hafta Konya'yı yendi. Evet. Ve hani iyi de oynadı. Bir kadro ile gitti. Yani. Daha da farklı kazanabilirdi yani. Özellikle golden sonra. Yani üst taraf evet yani Trabzonspor tabii çok hakikaten 10 puan fark çok kolay değil kapatmak ama futbol bu. Hani ben önümüzdeki 3-4 hafta özellikle bu hafta da çift maç haftası Trabzonspor'un hani şampiyonluğun çok büyük adayı ama bu çift maç haftasında bence daha belli olacak Trabzonspor'un durumu tabii. Peki. Alt taraf çok karışık zaten söylemeye gerek yok. Orada her hafta herkes her şey olabilir. Yani Antalya Spor'a kadar herkes düşme hattında. Birazdan maçları konuşacağız, tartışacağız sevgili izleyenler ama önce Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesiyle birlikte sanal direktöre bizler de startımızı verelim. Bakalım Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde bugün oynanacak mücadele taraftar nasıl bir 11 belirlemiş ekranlara gelmeye başlıyor. Ya önce şeyi de söyleyeyim tabii. Önder Hoca'yla bence çok doğru bir karar verdiler. Devam etme %100 kararı. Evet. Beşiktaş. Rize Spor maçı da hakikaten çok iyi oynadı özellikle ilk yarı. Beşiktaş hani bu sezonki bilmiyorum benim hatırladığım hatta Konya maçında da bence Beşiktaş ama yok Rize geçer maçında, not alırdı ama bence. Yok Rize maçının ilk yarısı hakikaten muazzam top oynadı. Tabii Emirhan da orada yıldız gibi parladı ama hani netice deplasmanda küme düşme hattındaki bir takımla oynuyorsunuz. Çok rahat ilk yarı soyunma odasına farklı girebilirdi Beşiktaş ama tabii futbol bu. Ersin %98 normal tabii yani. Yine 4-2-3-1 dedi taraftarın büyük çoğunluğu. Evet. %33'ü 4-2-3-1 dizilimi tercih etti. Beşiktaş'ta tabii şeyler geri döndü. Eksikler. Eksikler geri döndü. Vida evet. Montero cezalı. Stoper yani. Hattında bir problem ama Wellington, yaşayabilir. Necip. Yani neticede. Serdar Saatçi belki. Göreceğiz tabii hocanın tercihini.
Ekranlara gelecek stoperler sevgili izleyenler. Serdar bakalım demiş taraftar. Serdar ve Wellington zaten senin de. Açıkçası ben de Serdar'ı düşünüyorum. Ben de Serdar'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Necip de oynar, stoper oynar, ön libero oynar, sağ bek oynar ama yani 2003 doğumlu Serdar bu maçlarda artık yani gerçekçi olun. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı tabii ki var matematiksel olarak ama Kaftan'ın ardında burada genç oyuncuları tercih edecektir. Serdar'ı kazanmak daha önemli diyorsun. Tabii. Emirhan 2003 gibi doğumlu, mesela. Bravo. 2003 doğumlu bir de Serdar yani. Ki Önder Karabeli Hoca da yaptığı açıklamada evet. Basın toplantısında 2002, 2004, 2006 doğumlu oyuncular evet. Yavaş yavaş Beşiktaş'ta evet. Rotasyona girebilir şeklinde bir. 2003'lü Serdar'da işte derbide oynadı. İşte sırf ben yok. Hani pozisyonu stoper. Necip'in pozisyonu her yerde oynuyor Necip ama yani sonuçta stoper Serdar. Benim fikrim tabii oynamalı. Zaten Beşiktaş taraftarları da Serdar'ı görmek istemiş. Tabii ki hoca verecek kararı, Önder Hoca kararını verecek. Bakalım bekler konusunda taraftar ne diyor sevgili izleyenler? Yine Rozi'ye %97'li kaldığı oy var. Sol bekte ise yine Rıdvan'ın yani aldığı tabii, %92'lik oy var. Yani %98 Ersin, %92 Rıdvan. Altyapıdan gelen oyuncular. Serdar da burada tabii çok oyuncuyla stoper olduğu için çekişiyor. Iki, yani, evet, yani, aslında bu oy da mesela %80 falan normalde. Bu kadar güvenmesi de güzel bir şey tabii. Hem oyuncular için de hem Türk futbolu için de sol bek sıkıntısı devam ediyor ülkemizde. Yerli sol bek tabii yani. Rıdvan burada bir umut ışığı Rıdvan Yılmaz. Göreceğiz tabii gelişimini inşallah. Orta sahalarla devam ediyoruz. Beşiktaş'ta taraftar yine Josef de Souza'yı 134'le oraya evet. koyuyor. Yine Pjanic'te evet. 132'de. Böyle ama böyle oynatıyor zaten hocadan. Şey de bu yani. 6 numaraya da alıştı bence. Yani Beşiktaş'ta en azından 6 numara evet, oynamaya alıştı diyelim. İki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Hatta Josef'ten öne doğru oynayabilen bir oyuncu ikisi de. O yüzden tabii güçlü bir orta saha oluyor. Emirhan'ı da koyunca hakikaten Emirhan'la ilgili de hafta boyunca çok güzel şeyler söyledi herkes. Ya ben bugün de Dembele'yi çok maç öncesi heyecanlandıran. Evet, bekliyorum yani Emirhan nasıl oynayacak ama diye. Ama enteresan olan Emirhan'ın hiç heyecanlanmaması. Maçta normal 40 yıllık futbolcu gibi çıktı takır takır topunu evet. oynadı. Hakikaten müthiş oynadı yani. Ben uzun zamandır böyle hani ilk maçında yani tamam Antalya Spor maçı var kupa maçı ama hani ilk lig maçında ilk 11 başlayıp bu kadar rahat oynayan. Bu kadar domine eden. Ve bu kadar yani, rahat oynayan ama. Hem iyi oynuyor hem de çok rahat yani sanki. Bir Arda Turan'ı hatırlıyorum bir de Emre Belözoğlu'nu hatırlıyorum. Hani birdenbire böyle çıkıp hiçbir şey normal. Takımın oyuncusu gibi hakikaten çok özel bir yetenek. Çok özel bir oyuncu. Attığı golde sağ ayaklı bir oyuncu sol ayakçıyla. Müthiş bence. Bakalım Türk futbolu inşallah çok çok. 2004 doğumlu. Genç. Genç oyuncu bu yani. 2004 doğumlu oyuncu genç oyuncu. Artık 90'lılara 99 dahil genç demememiz lazım. Emirhan'ı kazanacak inşallah Beşiktaş ve tabii ki Türk futbolu. Ekranlara gelmeye devam ediyor Beşiktaş'ın 11'i değerli izleyenler. Bakalım kanatlar konusunda taraftar ne Gezal, diyor? Gezal evet. geri dönüyor. %94 evet. aldığı bir oy var. Yine Güven Yalçın %78'de sol kanatta o görev. O Güven de çok iyi oynuyor yalnız. Alıyor. O da 99 doğumlu. Evet. O da 22 yaşında, 23 yaşında. Bakalım forvet konusunda taraftar ne diyor? Michy Batshuayi'nin aldığı oy her geçen yani gün artıyor. Şey maçında biraz... Bize maçında onu söyleyecektim. Evet. Yani gününde çok olsa pozisyona giren evet. Golcüyü ben severim. Çok fazla pozisyona giren ama işte atamaması taraftar konusunda evet. birazcık soru işareti yaratabiliyor. Ama hani Batshuayi standartında bir golcünün de hani 7-8 pozisyona girince ister istemez taraftar 1-2'si atmasını çok rahat hat-trick yapabilirdi. Hatta daha fazla da atabilirdi ama futbolda bunlar oluyor. Biraz şanssızlık, biraz beceriksizlik. Ama İyi istekli olması en azından. Evet ama her pozisyonun içinde olması tabii önemli. %100. Zaten bir denk gelir, 3 tane 4 tane atar aynı maçta. Tabii. Ama tabii Rize maçında hakikaten çok şanssızdı diyelim yani. Taraftarın oylarıyla belirlenen Beşiktaş 11'i bu şekildeydi sevgili izleyenler. Salı günü, yalnız çift maç haftası salı evet. günü Giresun'la sonra Malatya ile oynuyor Beşiktaş. Yanılmıyorum değil mi? Fikstüre doğru. Baksın. Doğru. Çift maç haftasında böyle çıkıyor. Cuma günü de Malatya ile oynuyor Beşiktaş. Ya vallahi bu sıkışık fikstürde Beşiktaş'ın en azından Emirhan gibi, işte Serdar gibi, Rıdvan gibi oyuncuları oynayacaktır rotasyona sokması, yani. Kazandırması bence son derece büyük bir şans diye düşünüyorum. Bence hocanın olması da çok büyük bir şans. Ben çok doğru bir tercih tabii bence çok doğru bir tercih yaptı Beşiktaş ve hocaya devam edecek. Buradan ben
Emirhan'ı da artık kazandığını mesela varsayarak. Mesela genç oyuncunu düşünür mü Raşit Altun? Emirhan, işte Rıdvan, Serdar ya hani Vida cezası bitince. Karagümrükmüş salı günü, özür dilerim düzeltelim ben yanlış okumuşum. Karagümrük'le oynuyor İstanbul'da tabii deplasmanda ama İstanbul'da. Sonra da Malatya'ya gidiyor Beşiktaş. Senin de söylediğin gibi yani genç oyuncu. Düşünür mü yani genç oyuncu işte Emirhan mesela kendi adını ya Oğuzhan. Abi gelince, Teşehir'e gelince acaba ben yine forma şansı bulur mu? Ya da Serdar keza Vida döndüğünde acaba oynar mıyım diye bu soru işaretleri sanki Önder Karaveli tercihinde biraz oyuncuyu rahatlatmış. Evet, kesin. Bence de. Hoca devam ettirecek bence. Ettirmeliydi. Hakikaten müthiş oynadı. Tabii bakalım ama işte Cuma, Salı, Karagümrük, Cuma Malatya deflasmanı. Neticede bir haftada 3 maç. Kolay değil tabii. Hiçbir takım, her takım oynayacak da bunu. Hiçbir takım için de kolay değil. Bu da bir gerçek. Peki. Ama tabii sakatların, cezaların vesairelerin dönmesi takımın bir rotasyon yapma şansını verdi hocaya. Hocanın eli bir rahatladı tabii ama inşallah da bir daha olmaz yani maalesef biliyorsun her takımda eksikler oluyor. Giresun'da da bayağı bir eksik var. Bakalım Gaziantep Futbol Kulübü'nde yine oldukça eksik. Ben yine Giresun dedim ya. Gaziantep'te yine eksik var. Eksik bir takımla çıkacak Gaziantep Futbol Kulübü. Hem Covid vakaları hem de Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncularından yoksun sahada olacak Gaziantep Futbol Kulübü. Peki taraftar ne diyor? Ekranlara geliyor. Evet, Günay. Günay yüzde aldığı daha oy 95. Daha önce de yani. Günay tabii o kadar iyi bir kale jenerasyonuna denk geldi ki. Uğurcan Çakı, işte Ersin Destanoğlu, Altay Bayındır. Günay hani milli takım için sıra geldi. O da iyi performanslar sergiliyor. İyi de oynuyor dediğin gibi ama, yani, ama işte yani çok da yani çok hakikaten kaleci rotasyonumuz maşallah çok iyi. Stoper'de kimler var Gaziantep Futbol Kulübü'nde sevgili izleyenler? Yine Colker'ın olmadığını paylaşalım. Colker milli takımda. Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımıyla olacak. O da aslında İngiltere milli takımıyla maça çıktı. Onu söyleyecektim. Evet, özel izinle oluyormuş bir kere çıktığı için herhalde bir özel izin vermiş FIFA herhalde. Milli takıma keyif verdiye gitti. Evet. Steven Colker'da. Bakalım beklerde kimler var Gaziantep Futbol Kulübü'nde? Birçok eksik var sevgili i̇şte izleyenler. Yani onlara bakalım de, yani. Hani diğer diye. Diye şey yaptılar. İzleyicilerimiz şey yapmış. Evet. Ekibimiz bu şekilde. Tabii şimdi isim de veremiyoruz ama izleyicilerimiz de anlıyordur tabii. Hani malum işte sağlık sorunlarıyla ilgili. Evet. Birçok isim yok. Hatta isterseniz sizlerle paylaşayım. Colker, Mendil, Ali İbrahim, Kitsiu, yine Oğuz, Olkovski, Figueiredo, Elmas Saoudi, Mirza Cihan Stankovski. Evet. Yani birçok eksik var Gaziantep. Ama her takımın başına geliyor. Yapacak bir şey yok Cihan. Her takım bunları geçen hafta. Beşiktaş'ta birçok eksik vardı. Galatasaray'da eksikler vardı. Bunlar oluyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu gibi durumlar her zaman özellikle Anadolu kulüplerinde genç oyuncuların çıkıp kendini gösterme. Türkiye'nin gözünün önünde için oynanacak bir mücadele tabii. Beşiktaş deplasmanı çıkıp kim istemez ki formayı kapıp bir ömür taşımak değil mi? %100 tabii fırsat. Her kriz bir fırsat yani. O bazı futbolcular için şanssızlık ama bazıları için de şans. O yüzden yapacak da bir şey yok. Yani çıkacak oynayacak Gaziantep'te. Taraftar 4-2-3-1 dedi. Orta sahalarla devam edelim. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Merkel ve Furkan. Evet yine. Furkan da şey yaptı. İyi oynuyor İyi Furkan. İyi oynuyor bu sene. Evet. Oldu yani burada. Oldu artık yani. Ligin iyi orta sahancılarından biri oldu Furkan. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Maxim. Zaten ligin en iyi orta sahancılarından kesinlikle. İmzamı atıyorum bu cümlene. Yani 14 penaltı kullanmış, 14'ünü de atmış. İyi değil mi istatistik? Yani yüksek. Güzel rakam. Yani Türkiye lig daha yani Gaziantep formasıyla 14'te 14 müthiş. Devam ediyoruz. Cenk. %20'lik aldığı oy Cenk Ahmet'in ve solda da yine Sagal. Mesela Sagal da enteresan bir oyuncu yani. Son yedek de bırakıyor hoca. Yani inanılmaz şeyler yapıyor ama sonunu getiremiyor. İşte sürekli şut çekiyor ama bazen karavana mı oluyor yani, bazen? Ya değil aslında ama mesela geçen sene Gaziantep'te en çok şey Denizli Spor'da en çok şut çeken futbolcuydu. Bir golü vardı ya da yoktu yani yanılmıyorsam. Evet. Enteresan bir oyuncu enteresan yani. Enteresan bir oyuncu. Yani pek ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Sagal ama böyle isimlere de ihtiyaç var. Beşiktaş etkili bir oyuncu. Süratli, şutu var. Hücuma bakalım. Golcüsü kim olacak? Gaziantep Futbol Kulübü'nün. Muhammed Demir. Ligin en iyi yerli santraforlarından biri. Valla bu kadar eksiğe rağmen ben Gaziantep Futbol Kulübü'nün
bek tercihi dışında evet. 11'inin çok fazla sırtmadığını. Ama Figueiredo, tabii ki çok önemli. Çok önemli. Evet. Ya bir de şimdi tabii kendi sahanızda da oynamıyorsunuz. Ligin en zor deplasmanlarından birine çıkıyorsunuz. İstanbul'da Beşiktaş'ın karşısında zor tabii iş ama futbol tabii yani. Peki. Öznur Kablo, Yeni Malatya Spor, Göztepe mücadelesiyle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, sanal direktörü Asırları çok yakından ilgilendiren bir mücadele oynanacak. Malatya'da önce ev sahibinin 11 ekranlara geliyor sanal direktör. Malatya'da salı günü Antalya deplasmanına gidiyor. Cuma'da Beşiktaş'ta oynayacak kendi sahasında. Çok yani kritik bu maç, bir inanılmaz kritik bir maç evet. Yani. İki takıma takviyeler de yapıldı. Yapıldı bakalım ne olacak. Malatya'da Ertaç ile %91 aldığı oy taraftar. Malatya Spor taraftarı Ertaç'a %91 konusunda güveniyor. Bakalım stoper tercihi ne olacak? Sadık evet. Ve Semih yine bu iki isme taraftar güveniyor. Hı hı. Beklerde kimleri görmek istiyor taraftar? Mustafa Eskiellaç %78, Karim Hafes %94. Geçtiğimiz haftanın 11'ine benzer bir 11 tercihi gelmiş taraftardan, bunu da belirteyim en azından. Ben orta sahada bir eksiklik olduğunu düşünüyordum. Oraya da takviye yaptılar. Bakalım nasıl performans gösterecek. Azibuke. Evet, Azibuke de Don Saat'a. Don Saat 2 sene önce Rize'deydi. Mesela Amit şey olmadı. Mesela Hatay'da müthiş oynamıştı. Malatya'da pek olmadı yani. Malum. Bu arada editörüm Can Satır da uyardı. Diko'ya da Azibuke'ye de lisans çıkarılmış. Çıkarmıştı ama biz tabii şeye girmedi herhalde. Oynamaya girmediler. Oynamaya girmedi bu oyuncular. Yani bunu da izleyenlerimizle hemen paylaşalım evet. Tabii. Çünkü resmi yani olarak oynama başladığı zaman. Diyorum ben. Özellikle Azubuke'yi kesin oynatır diye tahmin ediyorum. Yani. Donsa da Kratone'den geldi. Yani İtalya'dan. Serie A değil ama Rize'de olmamıştı yalnız Donsa. Çok etkili olamamıştı yani. Ya da benim aklımda öyle kalmış. Yani Türkiye'de daha önce oynadım. Kenan Özer'le yine Diko'da. Yine hamleleri Öznur Kablo. Evet. Yeni Malatya Spor'un bakalım bu hamlelerden de faydalanacak mı Marius? Şumudika ekranlara gelecek. Orta sahası Öznur Kablo. Yeni Malatya Spor'da Şuya. %28 aldı. Yalnız Kenan Özer şey yapar, katkı sağlar. Kesinlikle katkı sağlar. Ben mesela Kenan'ın bazı futbolcular var hak ettiği biraz geç. İşte Kenan evet. Özer de 28 yaşında. O Kıbrıslı Beşiktaş altyapısına yetişmiyor Kenan Özer. Evet. Bilmiyordum ama bunu da hemen not alayım. Rica ederim. Evet dedim ama bilmiyordum yani. Bakalım kanatlarda kimleri göreceğiz. Öznur Kablo yeni Malatya Spor'da. Haki Osman 159 ve yine Şuya. Taraftar Şuya'yı beğenmiş. Ama ligin en çok çalım atan oyuncusuydu. İnanmıyorsam evet. İlk yarı. İyi de oynuyor. İyi de oynuyor ama bir ara bir sorunlar yaşadı. Bakalım ne olacak. Yani böyle kulüpte ayrılıyor, geliyor, gidiyor. Sorunları yaşandı. En uçta da bakalım Yeni Malatya Spor taraftarı Adem Büyük'ü koyuyor. Yine evet. Tetti yok. Afrika Uluslar Kupası'nda. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Haddadi de eksiklik bence. Ligin deneyimli oyuncularından biri. Bu 11'i genel olarak katkılarla birlikte gördüğün zaman, düşündüğün zaman Raşit Aldur, hatta Şumudika'nın ısrarla transfer istediği, bazı oyuncuların evet. Süper Lig seviyesinde olmadığı. Evet, Azubuke mesela bence hemen ilk 11 oynayacaktır diyorum. Yani ben o ortadaki Malın'la Abid şey yapmadı. Beklenen etkiyi göstermedi. Ben oraya hemen ikisini de koyacağını tahmin ediyorum. O zaman tabii çok farklı oluyor yani. Yani orta sahanız kadar güçlüsünüz futbolda. Gerçek bu Can. Özellikle Türkiye'de. Yani hele bizim, son derece. Bizim ligimizde fizik gücü yüksek, sert. Çok koşan, basan. Örnek veriyorum tırnak içinde. Obinna gibi orta sahanızda ihtiyacınız var yani. Peki. Sen Obinna demişken Göztepe'nin 11'iyle Göztepe sanal direktörde devam edelim. Sevgili izleyenler bakalım Göztepe taraftarı hafta boyunca oyladılar. İşte taraftarın sanal direktörde 11. Göztepe taraftarı İrfan Can'ı yine kaleye koydu %93'te. Ama tabii Megyer'e ayrıldı. Yerine Bosnalı kaleci geldi. Biz oylamaya sunduğumuzda yine o evet. Değiştiği için bu hafta kusura bakmasınlar. Çok transferdi vesaire ufak tefek şeyler oluyor hatalar. Normal tabii İrfan Can. Da yabancı kaleciyi aldılar Boşnak. Onu anlayamadım ben açıkçası. Yani yabancı kaleci gönderip yabancı kaleci. Seneye 4 yerli şartı var. Enteresan bir şey oldu. Belki de hani olası oldu. Bir İrfan Can'ın takımdan ayrılığına ilişkin tamam, bir yabancı kaleci koyarsanız seneye sıkıntı olacak yani. Ben düşünmüyorum açıkçası İrfan Can'ın transfer olacağını devre arası. Şu
transfer, bu transfer döneminde en azından. Ben de bu transfer dönemi düşünmüyorum. Evet. Zaten gitmemesi de lazım ya. Takım bu kadar sıkışık durumdayken bence Göztepe için iyi olmaz. Stoper ikilisi bakalım. Atınç yine. Atınç da Antalya Spor maçının en iyilerinden. Evet. Raşit Altun. Antalya Spor'u bu kadar sürklese edebileceğini ben düşünmemiştim. Bu evet arada yani, ama tabii aslında şöyle ama. Evet aldı. Doğru söylüyorsun ama Göztepe'nin iyi maçları oldu. Atamıyorlardı. Bu sefer attı Endia, Şerif Endia. Atamıyorlardı yani. Evet. Gol at, gol atamıyorlardı. İyi oynayıp. Bu sefer attı. Atınca tabii maç koptu tabii. Ya bu arada hani El Maestur eleştiriliyordu başlarda ama şu anda yavaş yavaş takımda El Maestur'un ben bütünleştiğini hissediyorum. Ya sağ... Ve ben de sağ kenarında bence çok hani bir yakıştığını düşünüyorum Göztepe'ye. Ben de diyorum. Ve ama onun takımı değildi. Sonradan gelmişti. Evet. Şimdi de biraz takviyeler göreceğiz bundan sonra. Aslında tabii seneye görmemiz lazım. Sene yazın bir kamp geçirsin, adam bir takımını yapsın. Hocaya ya şans verirse ben hocaya, yani. El Maestur'a şans verirse ben başarılı olacağını düşünüyorum. Göztepe. Hep aynı şeyleri söylüyoruz ama Can yani. Alex Ferguson Manchester United'da 6. senesinde Klopp. 4. Liverpool'u 5. ya. Pardon, ya 4 ya 5 yani. Tabii. Senesinde yaptı. Yani bu o kadar kolay değil yani. Gelecek ve hop gelecek. Uçuracak takımı yani. Gerçekçi olalım. Göztepe'nin de öyle çok kaliteli bir kadrosu yok. İsim isim baktığınız zaman. Evet. Halil var mesela yani. Yıldız kim var? Halil var. E bir de biraz da şimdi Ovin'le. Yani Şerif Endia'yı belki. Ya tamam bu haftaya kadar var mı Şerif Endia'yı yani? Tam futbol işte biraz da. Yani yani santrafor atacak. Can atmazsa olmuyor yani. Peki. Buyurun. Beklerle devam ediyoruz. Sevgili izleyenler bakalım. Murat yine %90 oy almış. Solda da Kerim'in aldığı %76'lık bir oy var. Kerim Alıcı da geç patladı biliyor musun? Daha önce hani üst düzey oynayacağını ben, en azından ben öyle düşünüyordum. Geç patladı oyuncu biraz. Devam ediyoruz. Orta sahada bakalım Göztepe taraftarı. Raşit Altun'un çok beğendiği, çok yok, sevdiği. Yok çok beğendi. Yok yok demiyor. Hayır Göztepe için iyi oyuncu yani. Şey yapmayalım tabii yani. İyi oyuncu tabii. Bedava alırsan böyle oyuncu iyi oyuncu tabii. Hani anladın mı? 10 milyon euro verip alırsan o olmaz ama. Bir bedavaya almışsın Obine. O süper yani diyorum ben. Soner'le birlikte. Ya Soner'in Soner mesela biraz Soner'in hücumcu bir oyuncu. Yani Soner'in performansı yalnız Soner'in kalitesinde değil, seviyesinde değil. Geçtiğimiz yıllar çok iyi performanslar. Tabii Akhisar döneminde değil mi? Sergiledi. Evet. Bambaşka bir Soner verdi. Evet. Bakalım orta sahada yine Lorenzi. Ya şimdi laf lafı şimdi geriye döneceğiz ama şimdi mesela Barış Alıcı Kerim'in ikizi şeye gelmişti. Fenerbahçe'ye Süper Lig'e. Ama şimdi o alt ligde oynuyor Barış. Kerim Süper Lig'de oynuyor. Yani ilk patlamayı yapan aslında Barış tane. Yani. Barış Gençler Birliği'nde oynuyor diye hatırlattı. Evet Süperstar Gençler Birliği'nde oynuyor. Hayır yani Barış Alıcı Fenerbahçe yani daha büyük bir kariyer olması beklenirken daha hani defans oyuncusu olan kardeşi Altın orada kalmıştı. Şimdi o Süper Lig'de oynuyor. Barış bir alt ligde oynuyor. Peki. Bakalım kanatlarda kimler var? Yine Göztepe'de Halil Akpınar. Raşit Altın 86. Evet. Baku %54. Hatta forvet ekranlara gelsin. O isim de Göztepe'de geçtiğimiz haftanın yıldızı Şerif Endia'yı. Can Yağoviç. Bursa haberleri vardı. Hani o alt ligleri de çok iyi bildiği için Can. Can Satır kardeşim ne oldu? Söylesin hadi kulağını sen. Yavuç kalıyor Can mu yani? Can Satır tahtayı açamıyor dedi Bursa Spor. Yabancı doğru, kodası doğru, da oldu doğru, diyor. Doğru. Bak alt ligde işte, o yüzden soruyoruz Can'a. Buyurun. Açtığı zaman neden olmasın diyor. Yani vallahi çok zor bir maç. İki takım içinde. Göztepe'de haftaya Sivas yani bu maçtan sonra Sivas'ta oynuyor. Sonra Başakşehir deplasmanına İstanbul'a geliyor. Çok kritik bir maç. Yani, tabii iki takım içinde ama tabii Malatya'nın içeride puan kaybına asla tahammülü yok. Bence Göztepe için bir puandır deplasmanı tabii kazanabilirdi. Son evet. Haftalardaki oyununa bakacak olursak Göztepe oyun olarak diyorum ama. Önde görünüyor ama tabii şimdi burada Şumidika'yı çok eleştiriyoruz biz de ama şimdi işte transfer yapıldı bakalım göreceğiz nasıl bir maç olacak. Bence çok keyifli bir maç olacak bugün. Peki bu yorumlarla birlikte değerli izleyenler sizlerden İzin isteyelim kısa bir ara sonrasında bıraktığımız yerden sanal direktörde karşınızdayız.
Sanal Direktör'de cumartesi gününün önemli maçlarıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Raşit Altun'la birlikte yine günün önemli maçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Raşit Altun, Demir Grup Sivas Spor, Trabzonspor'la. Haftanın maçı ben. Karşı gelecek. Neden haftanın maçı? Yani haftanın maçı derken tabii ki haftanın. Yani Sivas Spor çok zor bir deplasmana gidiyor, Trabzonspor. Bence ligin hani bu maçta kazanması halinde çok büyük bir önünde şey olacak. Önü açılacak Trabzonspor'un yani. Katılıyorum. Diye düşünüyorum ben. Bakalım Demir Grup Sivas Spor takımında taraftar nasıl bir 11 belirliyor, ekranlara getirmeye başlıyoruz. Taraftar Ali Şaşal Vural diyor. Yüzde aldığı 92'lik bir oy var. Raşit Altun. İyi de oynuyor. İyi de oynuyor. Evet. Kaleciler yönünden hakikaten yerli kaleciler son 10-15 senede tabii Rüştü Reçber'le başlayan, Volkan Demirel'le devam eden iyi kaleci geleneği Ersin geldi. Uğurcan Çakıl hakikaten zaten inanılmaz performanslar görüyor. Yerli kalecilerimiz iyi oynadığını düşünüyorum ben. Genel olarak ligdeki. Ali Şaşal da bunlardan biri. Stoper'de kimler var? Dimbik Grup Sivas Spor'da Gutas. %36'lık aldığı bir oy var Gutas'ın. Caner Osman Paşa yine %32'lik aldığı bir oy var. İyi, ligin iki iyi stoperi. Bekler'le devam edelim. Evet. Ahmet Oğuz ve Uğur. Vallahi ligim. Hep konuşuyoruz. Ligi, evet. Ezbere sayabileceğiniz. 10 üzerinden 7 oynayan her maç. Evet. Güvenebileceğiniz 2 tane bek oyuncusu. Sağ evet. Sol bek. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Orta sahalarda bakalım. Demir Grup Sivasspor'da Koray ve Kofi yer alıyor. Faysal Tajir ile birlikte Gradel yok. İşte önemli ki eksik. Bravo, çok Afrika önemli. Uluslar Kupası'nda yani, bu iki isim. Şimdi buradaki tabii bütün arkadaşlar değerli futbolcular, her futbolcu değerlidir ama Faysal Fajr'la Max Gradel hakikaten bu takım için çok çok önemli. Hakan Aslan da yine son derece. Tamam, o da önemli ama hani ben yaban şey oldu evet. Tabii ki Hakan Aslan da. Hani Hakan Aslan bir yedek kaldı birkaç hafta ama hani yıldız oyuncu. Max Gradel tek başına maç alan oyuncu. Faysal Fajr çok özel oyuncu hakikaten. Ne Serie A, pardon La Liga tecrübesi. Büyük eksiklik tabii. Bakalım 10 numara mevkisinde bu eksikler. Kerem Atakan Keskin. Kerem, o da 2000'de oldu. Keskin. Bu sene kendini buldu. Ben daha da geliştireceğini düşünüyorum kendini. 2017 Avrupa şey 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nın yıldızlarından biri. Yarı final oynamıştı milli takımımız. 4-5 sene önce işte Ozan Kabaklar, Yunus Akgün, Atalay Babacan beraber oynamışlardı. O takımın yıldızıydı Kerem. Şanssız sakatlıklar geçirdi dizde, çapraz bağı ama artık bir lig oyuncusu oldu. Önü açık 2000 doğumlu. Devam ediyoruz. 8 numara. Defansif ofansif. Kanatlarda ise Pedro Henrique ve Kayode yer alıyor. Max Gradel yok dedik ama hakikaten Pedro Henrique, Kayode kadro sağlam yani. Sivasspor'da. İyi bir kadrosu var. Sivasspor ben yukarılara zaten hep her program konuşuyor. Daha da yukarılara doğru tırmanacaktır. Ve Demir Grup Sivasspor'un forveti, sanal direktörde taraftar Yatabare diyor yüzde. Evet, Lekeciğiniz bu hafta gol atıp Konya'yı zor deplasmanda kazanmasına rağmen taraftar yine de Yatabare'ye güveniyor. Çarşamba Göztepe ile oynuyor. Deplasmanda sonra da kendi sahasında Fenerbahçe ile oynuyor. Cumartesi Sivasspor'da. Vallahi çok güzel maç olacak. Haftasına girdik. Ben evet müthiş maç olacak. Bakalım Demir Grup Sivasspor Konya deplasmanında aldığı 3 puanın ardından Trabzonspor'a karşı nasıl bir performans gösterecek bunu hep birlikte göreceğiz. Trabzonspor'un sanal direktörde taraftarın 11'iyle devam edelim. Bakalım zirvenin sahibi Trabzonspor için taraftar nasıl bir 11 belirledi ekranlara geliyor. Trabzon'da çarşamba günü Karadeniz derbisi Giresun'la oynuyor. Hı hı. Sonra da Galatasaray'la deplasman yani Nef Stadı'nda oynuyor. Edgar takımdan ayrıldı Raşit Altun. Nasıl yorumlar? Herhalde büyük bir ihtimalle Samet Akaydın'ı alacak Adana Demirspor'dan Trabzonspor. Bence çok çok iyi bir transfer. Yani bence ligin en iyi yerli stoperlerinden biri Samet Akaydın. Bu arada Trabzon zaten. Akçabat Sebat yanılmıyorsam altyapısından yetişme bir oyuncu. Havadan, yerden, boyuna göre 1.90 boyunda süratli, sert, gözü kara, ikili mücadele hiç kaçmayan bir stoper. Bence çok doğru tercih olur ve yerli kontenjan Samet. Samet'i alması halinde. Hani ben Edgar'ı yeni de geçen senelerde şey vardı. Askıya alıyordunuz şeyini, yabancı oyuncunun sözleşmesini. Evet. Şimdi ne diyorlardı ona?
Can bilir. O bahsettiğin aslında askıya almak hani çok yanlış bir tabir değil. Tamam ama onu artık diye. Şey yapmışlar. Hani o kaldırıldı o. O kaldırıldı. Tabii sözleşmeyi iptal ediyorsunuz. İptal bence ediyorsun. Hani Edgar Yeğeri'ye sezon sonu yeni kadro yapılanmasına yine olur diye tahmin ediyorum Trabzonspor'da. Yani Vişça'ya en azından bir yer açılması gerekiyordu. Ben çok böyle bir... yani Trabzonspor'da hakikaten Abdullah Hoca çok doğru işler, çok doğru transferler, nokta atışlar. Yine Edin Vişça, Puhaç ve Yusuf Erdoğan hamleleri. Evet. Mesela çok tartışılıyor. Oyuncu da kafilede yer aldı bu arada. Sizlerle evet. Bu bilgiyi paylaşayım. Evet. Yusuf Erdoğan benim ligin çok beğendiğim isimlerinden biridir. Ben şimdi çok tartışıldığı için söylüyorum. Şeyle Efecan'la. Galatasaray transferi direkten dönmüştü. Evet, Efecan'la çok geçen hani sezon. Trabzonspor Efecan'ı alacaktı. Çok yazıldığı için söylüyorum. Abdullah Avcı geldiğinden beri Efecan her transfer döneminde olmadı ama ben istatistiklerine baktım. 13.582 dakika Yusuf Erdoğan, 151 maç, 32 gol, 28 asist. Çok yakın. 13.348 dakika, yani arada 200 dakikadan biraz fazla var. Efecan Karaca 148 maç, bak 151 maç, 148 maç, 14 gol, 35 asist. Yani Yusuf Erdoğan 32 gol, 28 asist. Efecan Karaca 14 gol, 35 asist. İstatistikler asist olarak evet ama gol katkısı çok daha fazla Yusuf Erdoğan. Yani bu da bana da enteresan geldi. Mesela Efecan son yıllarda patlama yaptığı için evet, hani evet. Çok büyük bir fark olacağını şey yapıyorsun. Öyle, değil mi? Aklına insanın o geliyor ama baktım istatistikleri. Çok da formda bu arada Yusuf evet Erdoğan. Yani asist 28-35. 28 Yusuf Erdoğan, Efecan 35, gol 32 Yusuf Erdoğan, 14 Efecan. Yani Trabzonspor hakikaten doğru işler yapıyor. İkisi Abdullah Avcı geldiğinden beri aslında tabii Sayın Başkan seçildiğinden beri hep Trabzonspor iyi yönetiliyor. Peki, devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Trabzonspor'da bakalım ekranlara da gelecek stoper ve bek oyuncuları da hepsini beraber alalım. Taraftar ne diyor? Dansville ve Hugo yer alıyor. Sağ bekte Bruno Perez. Sol bekte ise yine Dansville yer evet. alıyor. Evet. O yeni Polonyalı transfer neticede o da Bundesliga seviyesinden gelen bir oyuncu. Zaten Polonyalı oyuncuların hani genel olarak fizik gücü, atletizmi iyi olur. Herhalde onu oynatacak diye tahmin ediyorum. Vitor Hugo da ligin hep konuşuyoruz seninle. En iyi stoperlerinden biri. Yalnız Trabzonspor iki stoperi de solak. Yani evet. Hani insan yani kulüpler solak stoper arar. Trabzon'da hem Dansville var hem Vitor Hugo var. Bu arada Dansville Hüseyin Türkmen'le de iyi oynadı. Mesela Başakşehir maçını. Ben en azından öyle düşünüyorum. Tabii. Yani Dansville de iyi oynuyor. Onu da söyleyelim yani. Yani transferde yine bir başarı söz konusu. Peki bakalım. Orta sahada taraftar ne diyor? Trabzonspor'da ekranlara geliyor. Dorukhan Toköz 119'luk aldığı bir oyuncu. Hamşik'le birlikte Bakasetas en uçta. Yine %26 aldığı oy Bakasetas'ın Raşit Altun. Yani bir o sakatlıktan iyi dönmedi. Ama ben ligin özel oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Ve her şey böyle duran top, korner kullansın, friki kullansın. Yani Bakasetas sahada tutarsınız ben de hoca olsam. Hamşik için zaten şu anda bu haftaya kadar ligin en iyi orta saha oyuncusu olduğunu. Benim için o. Yani bana sorsan takım yapsak hemen Hamşik yazarım yani. Kaleye Uğurcan'ı yazarım. Vitor Hugo'yu yazarım. Vakayeme'yi sola yazarım. Zaten o yüzden Trabzonspor lider 49 puanla. Dorukhan da hani kendini buldu. Sağ bekte oynuyor, orta sahada iyi oynuyor bile. Dorukhan ofansif olarak Berat'a göre çok daha etkili. Gidiyor, yaya kadar gidiyor. Hatta ceza sahasına giriyor. Özel bir oyuncu Dorukhan da. Peki kanatlar ekranlara da gelecek. Değerli izleyenler, seni şaşırttı mı Trabzonspor taraftarının sağ kanatta %62 oyu Abdülkadir'e vermesi ve %31 oyla sağ kanatta Edin Vişçe'yi yedek bırakması konusunda neler söylemek istersin? Enteresan geldi topu. Bir hata yok değil mi? Biz bir hata yapmadık değil mi? Bence şeydir. Geç mi koyduk acaba? Oylamaya hani şimdi şeydir yani. Yoksa... Can da hatırlattı. Hı. Biraz geç koymuşuz. Çünkü Vişçe'yi. Neden? Çünkü hani tabii yani onun o oyun işte iyi çıkacak, öbürü girecek. O yüzden yoksa Edin Vişçe herhalde bilmiyorum yani %65-70 alır yani. Öne geçer mi diyorsun abi? Geçer. Yani. Abdülkadir de bu sene çok iyiydi yani sonuçta bir de yeni transfere daha fazla hani eliniz gider. Oylamada taraftar olarak el gider. Hadi bir görelim diye değil mi? Peki. Evet. Eksiklerden yalnız dolayı şey sol kanat için evet. Diğer tercihini yine kullandık. Ama bir şey söyleyeceğim. Çünkü hakikaten bakınca da hakikaten Trabzonspor çok iyi bir takım kurdu ya. Daha evet. Berat yok, Vakayeme yok. Vişçe yani bu kadroda Vakayeme
Yusuf Arda'nın eski Trabzonsporlu biliyorsun. Ya Polonya aynı zamanda Trabzonspor kadrosu için önümüzdeki 2-3 yılın kadrosu kuruluyor. Yani şöyle biraz yaşlı bir yaş takım tabii. Ortalaması biraz evet, yüksek. O doğru ama alternatif çok. Yani yaş ortalaması yüksek derken Dorukhan için söyleyemeyiz işte. Bakasetas, Vitor Hugo, stoperler, Bruno Perez, Uğurcan zaten ama Abdülkadir de genç. Ama tabii kadrosunda yaşı 30'un üzerinde fazla oyuncu var. Ama tabii deneyimi de çok çok önemli yani. Peki. Ya ben şuna inanıyorum. Yani futbolcunun yaşlısı genci olmaz. İyisi iyi olmayan olur. Formda ya da formda olmayan diyelim, kötüsü demeyelim. Ayıp olur da. İyisi formda olmayan olur. Evet. Yaşlısı genci olur mu ya? En çok koşan futbolcu ligde 1980'de onu Marek Hamşik 35 yaşında. Gibi. Buyurun. Cornelius yine Trabzonspor taraftarını forvetle tercihi %93'lük aldığı oy var Cornelius'un da. Bu da Trabzonspor'un genel 11'i. Kısa bir yorum alayım. Diğer maçlara geçelim. Raşitalı süremiz yavaş yavaş daralıyor. Tabii ligin en etkili santraforu. Sörlot'un üstü. Yani Sörlot'tan sonra hakikaten oluyor Trabzonspor'a demek ki Kuzeyli santrafor. Bundan sonra geleneğe devam eder. Olur yani bazı kulüplerde bu olur. Peki. Çok güzel bir maç. Yani ben yani çok kritik bir maç olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için. Yani bu maçı da kazanırsa bu zor deplasmandan zaten sonuçta da haftalar geçiyor. Cihan'ın puan farkını koruduğunuz zaman arkadan koşanlar da takip edenler de artık şey olur yani biraz morali zaten Konya Spor'da tabii moraller maalesef yerlerde. Başakşehir'in de hani şeyi olmaz yani. Peki. Enerjisi olmaz yani sürekli kazanırsanız. Fraport Antalya Spor Fenerbahçe mücadelesiyle sanal direktörde devam ediyoruz. Hem ekranlara gelsin Fraport Antalya Spor'un 11'i. Kalede Bofen var. %93 aldığı bir oy var Bofen'in. Bakalım savunma hattında kimleri göreceğiz Fraport Antalya Spor'da. Naldo ve Kudryashov aldıkları oylar. Sanki buraya bir takviye yapması gerekiyor. Bakalım gelecek mi o beklenen takviye Fraport Antalya Spor'da. Tabii Veysel de iyi bir stoper ama hani neticede oraya bir takviye olacak sanki diye düşünüyorum ben de. Orta sahaya geçelim. Taraftarın 11'inde Poli ve Milošević yer alıyor ve önlerinde de Fred. Ben baktığı buraya da bir takviye kaliteli olacağını düşünüyorum. Bir orta saha takviyesi de gerekiyor. Bakalım Nuri Şen yönetiminde bir takviye gelecek mi? Nasıl transfer yapacak? Planlamasında. Evet. Kanatlara bakalım. Fraport Antalya Spor taraftarı Gökdeniz'i koyuyor sağa. Yani kanada ve Mukayru'yu da yine sol kanada. Tabii Doğukan'ın olmaması taraftar. Da Doğukan'ın olmaması da eksiklik yani Antalya Spor için. Doğukan özel bir oyuncu. Yani Gökdeniz de o geçen seneki yaptığı patlamadan sonra. Bu arada normal şartlarda Hamilton %59 evet, oyu vardı ama kontratı feshedildiği için Hamilton'u evet çıkardık. Yani Gökdeniz'in Kocaeli Spor'dan geldi biliyorsun. 2-6'da geldi Süper Lig'e. İlk geldiğiyle bir patlama bekliyorduk Gökdeniz'den. O da 2001'li bir oyuncu. Onu göremedik. Bakalım belki yani ligin ikinci yarısında tabii hoca değişti vesaire. O patlamayı yapabilir. Yani özel bir oyuncu Gökdeniz'de. En fizik gücü yüksek, süratli. Ekranlara geliyor. Crivelli var. %41 aldı oyda. Yani Hacı Ait de burada çok iyi başlamıştı ama sonra Amerikalı oyuncu şey yapamadı. Crivelli de aslında bizim ligimizin standartlarında iyi bir santrafor ama pek etkili olamıyor Antalya Spor'da. Bu bir sıkıntı var yani Antalya Spor'da santrafor. Belki yani oraya da bir takviye yapılabilir. Peki. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Değerli izleyenler bakalım Fenerbahçe taraftarı nasıl bir 11 belirledi hafta boyunca. Ekranlara geliyor. Berke Özer %98 aldı. Önce yani ben İsmail Kartal şeyinin de çok doğru olduğunu düşünüyorum. Hamlesinin. Hamlesinin. Hocasız yani. Keşke daha önce yapsaydı Sayın Başkan. Bu yani İsmail Kartal sezon sonunda löv herhalde bütün Fenerbahçeliler buna. Bunu bekliyor şu an. Ya okey olur yani tamam der ben kabul ederim yani. Alman milli takımının hocası. İsmail Kartal da löv'le çalışmayı kabul eder. Başka biri olsa bence kabul etmez. Ama löv'le de kabul eder. Edersiniz yani evet. Bakalım savunma hattı Altay'da Fenerbahçe'nin taraftan ediyor. Altay'da iyi haber. Altay'da takımla çalışmaya başlıyor. Berke evet iyi ama Altay'da çalışmaya başlıyor. Soldan Robak, evet, sağda olsaydı. Samuel, Zalai ve Kim Mince. Herhalde 4-2-3-1 mi oynatacak acaba? Şimdi soru o. İsmail Kartal 3'lü mü oynatacak 4'lü mü? Taraftar 4-2-3-1 mi demiş? Evet. Herhalde öyle oynatacak İsmail Kartal'da. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Fenerbahçe'de Oze Sosa ve Miha Zaitz önlerinde de Mesut Özil yer alıyor. Kanatlara da bakalım.
İrfan Can Kahveci. Pelkas. Pelkas. Yani burada belki Rosti'yi tercih edebilir tabii. Hocam. Ve en uçta ise sevgili izleyenler, Fenerbahçe'de Ener Valencia diyor taraftar. Yani ben de ligin en iyi santroforlarından biri. Ener Valencia. Çarşamba Altay, cumartesi de Sivas'ta oynayacak Fenerbahçe'de. Tabii yani Antalya için çok daha kritik bir maç tabii ki Fenerbahçe için de. Vallahi güzel, zevkli bir maç. Bakalım bu maçın skoru da ne olacak son derece taraftar merak ediyor. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe nasıl bir performans ortaya koyacak taraftar merak ediyor. Sevgili izleyenler, son maçımız Sanal Direktör'de Atakaş Hatayspor Galatasaray mücadelesi ekranlara gelmeye başlıyor. Maça dair kadrolar. Sanal Direktör'de taraftar Atakaş Hatayspor'da kalede Abdullah diyor. %80 aldığı oy Abdullah'ın. Münir'in olmaması eksiklik tabii o milli takımla. Milli takımla Afrika Kupası'nda ben çok büyük eksik olduğunu düşünüyorum. Neticede hakikaten milli takım kalitesi zaten. Münir. Bakalım orta sahada ve stoper hamlelerinde ve hücumda taraftar ne diyecek? Birazdan ekranlarında gelecek. Savunma böyle Kamil Ahmet. Herhalde bir stoper alacak Alanya Spor'da. Var mı böyle bir? Yok yani. Kulağına tahmin gelen... ediyorum ben. Peki. Fahret'le evet. Birlikte Fatih yer alıyor taraftar. Yani şimdi Burak'ı aldılar Sakaryaspor'dan. Fatih var, Falet. Yani bir oraya bir rotasyonu birini sokacak diye tahmin ediyorum ben, düşünüyorum. Bu Cema ile Saki de bu arada bence ligin söylemeden geçmeyeyim yani. Bu orta saha ligin. Evet. İyi orta bu üçlü iyi bu. Evet. Zaman Ribeiro bir kere net. Hani banko da bu Cema ile Saki de zaman zaman. Tabii orada El Kabi'nin de olmaması büyük eksiklik. Büyük eksiklik. Yine Adama Traore'de milli takımda Afrika Uluslar Kupası'nda. Bakalım kanatlarda kimler var? Atakaş Hatayspor'da Loblianitse aldığı oy %62. Solda ise San Luis var %53. Onun da aldığı oy. En uçta ise Atakaş Hatayspor'da Mame Diouf yer alıyor. Yani. Baktığın zaman San Luis ben Bert şeyin biraz Diouf'un az buldum ama oyunu %75 almış. Yani ben hani %90 falan olması gerektiğini düşünüyorum ama tabii şey bilir. Sevgili Hataylılar bilir. Peki. Hatay Spor'un Sanal Direktör'de 11'i böyleydi. Değerli izleyenler, Sanal Direktör'de konuşacağımız son 5 dakikada Galatasaray'ın 11 ekranlara geliyor. Artık son birkaç dakikanın içindeyiz. İşte Galatasaray'ın 11. İsmail yerine Berk'i tercih etmiş. Bu enteresan. Evet. Yani tabii ve çok rakamlar da yakın bu arada. Evet. Yani ben, evet, enteresan. Stoper'de bakalım kimler var. Diğer dedik çünkü eksikler var. Galatasaray'da yine yani diğer seçeneği yani Nelson cezalı. Luyendama'dan önde. Evet, diğer seçili Luyendama'dan önce Işık Kağan da herhalde şey hazır olamayacak. Diğer artık yani. Bakalım beklerde. Kimleri göreceğiz? Sasha Boye %89 ve Ömer Bayram %56. Devam ediyoruz orta sahalarla birlikte. Çıkıldao, Berkan Kutlu ve Morutsan bir hamle bekliyor musun? Sen orta sahaya. Valla şimdi tabii yani hocanın konuşulan isimde İspanyol hocanın Getson Fernandez bu arada. İspanyol hoca Torrent'in gelmesi tabii bakalım bizde ne olacak? Büyük bir bekliyoruz yani sürpriz. Olacak mı? Sürpriz yapacak mı? Aynı oynatacak mı Fatih Terim gibi? Yani bir de şimdi Fatih Terim'in arkasından gelmek de zor. Bir Galatasaray efsanesinin arkasından geliyorsunuz. İşte yani sonuçta Galatasaray'ın takviyeye ihtiyacı olduğu muhakkak kaleciydi, orta sahaydı vesaire. Biraz İspanyol Hoca'nın işinin ben açıkçası zor olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük bir baskı olacak tabii üzerinde hocanın. 500'den fazla Guardiola'ya maça çıkmış. İşte 9 sene, 11 sene mi yanında şey yapmış, çalışmış. Flamengo'da aslında liderin bir puan gerisinde ama son 2 maç üstte 4 golü mağlubiyetler alınca yollar ayrılmış. Çünkü Brezilya'da sabır yok. Bizde de yok zaten, sıkıntı o yani. Yani bizde yani ben mesela uzun vadede başarılı olabileceğini düşünüyorum ama kısa vadede hocanın biraz işi zor tabii. Bu da Hatayspor için. Bir avantaj. Bakalım nasıl bir oyun
Galatasaray nasıl bir sahaya çıkacak? Nasıl bir değişiklik yapacak? Ya ben kadro kalitesinin Galatasaray'ın zayıf olduğunu düşünüyorum Can. Senle her zaman konuşuyoruz. Yani özel sohbetlerimizde de. Yani Berkan, Taylan, Çıkıldağ, 3 tane klasik orta saha oyuncusu var Galatasaray'ın. Ben üçünün de yani büyük takım seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Kişisel fikrim. Peki. Yani Josef Pjanić, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan, Hamşik, Dorukhan, Bakasetas, Berat yani. Şimdi buradan yapalım, oylama yapsak ne olur? Hani öyle oylama yapıyoruz ya biz. Yapalım bakalım yani. Ben zayıf olduğunu düşünüyorum Galatasaray kadrosunun. Transfer tercihlerini. Hata yani. İşte son gün Asunçağ'a %4. Yine %4 kim vermiş? Ya bunun arkadaşı eşi dostu da yoktur hani şeyden. Şey olur yani, okuldan arkadaşlar tık 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 basarlar hani, hadi hadi beyler, Bein Sports anket var, bana yüklenin diyeceği adam da yok yani. Bunu kim Asunçağ'a da herhalde şey yani, yeni hocayla da bir görelim. Mi? Demiş mi taraftar? Bilelim. Yani. Peki. Peki. Kanatlarda kimler var? Galatasaray 11'inde Morutsan %56. Vay be. Yine Morutsan'a taraftar güvenmeyi sürdürüyor. Vay be. Hem 10 numara bölgesinde hem de kanatta bence Babel ve Arda'nın dağıldığı o %1. Hakikaten yani. Ya hadi Arda'nın %1 tamam, hani son çok formda değildi. Fit de değildi de. Yani Babel'de %2 bilemiyorum. Ya da bu noktada taraftarın Kerem'e olan ekstra hani güveni ve inancı mı acaba? O tabii ya. Yani. Zaten Kerem olmayınca Galatasaray kaleye gitmekte zorlanıyor. Bu da bir gerçek. En uçtaysa Galatasaray'da değerli izleyenler Halil Dervişoğlu. Ha tamam, burada Babel %25 almış. Alıyor ama Mustafa Muhammed yok yine. Cagney'de sakat. Bunu da sizlerle paylaşıyor. Yani tabii acaba ne oynatacak? 4-1-4-1 mi? 4-2-3-1 mi? 4-4-2 mi hoca? 4-3-3 mü? Öyle biliyoruz. Sıcağı sıcağında bir, hatta hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da ortak bir senden bir yorum alayım istiyorum. İki takımda 4-3 oynatacak herhalde. İki takımda İsmail teknik direktörlerin 4-2-3-1 ilk aşamada önce bir etkisini bekliyor musun? Ben İsmail Kartal'dan bekliyorum. Ligde bile herhalde Torrent'te zaten hani bakmıştır, eski maçlarını izlemiştir Galatasaray'ın. Bir fikir edinmiştir ama ben kesinlikle takviye, yani Galatasaray'ın kadrosunun özellikle orta sahanın çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Zaten orta sahanız yetersizlik, her yeriniz yeterli olsa da bir şey fark etmiyor diye benim kişisel fikrim. Fenerbahçe'nin tabii daha dengeli bir kadrosu var. İyi bir orta sahası var. Valencia var. Evet, Fenerbahçe'nin de hani böyle kanat oyuncularına ihtiyacı var belki ama süratli kanat oyuncusuna. Gerçi Rossi var ama hani tam o forvet gibi. Yani daha dengeli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Kalecisinden santraforuna kadar. Galatasaray özellikle ortası biraz sıkıntı, biraz değil bayağı sıkıntılı. Berkan Çıkıldağ, Morutan ya da Berkan Taylan, Çıkıldağ. Peki. Bunlar bu da güzel, yani bu da tabii yine ligi haftanın şey maçı. Hani en vitrin maçlarından tabii yani, biri. Tabii İspanyol hocayı seyredeceğiz Torrent'i. Ne oynar bakalım, ne yapacak. Ben de merak ediyorum. Peki. İzleyip göreceğiz. Raşit Aldın, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli lafı kıymetli yorumlar için sana bir kez daha teşekkür edeyim. Bunlar da son yorumlardı sevgili izleyenler. Bu hafta da sanal direktörü noktalıyoruz. Bu yorumlarla birlikte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.